her şey diyebilirler. Her şey kabul edilir. Yorum mühendisliği yapamazsınız hocam. Biz burada limon mu öveceğiz, patates mi öveceğiz? Ay ay ay. Asidin fark yarattığını gördüm ama bir patatesse bu kadar basit bir harca bu denli... Hiç mikrobik bir şey yapmıyor ama o zaman da bağırsağı falan düğümler misin? Hastalandığın zaman sadece onları yiyebiliyorsun. İşte zencefil gibi baharatlarla. Kedi miyiz biz ya? Hastalanınca gidip kemireceğiz. Sanırım talk show'a başladınız. Hayırlı olsun Ferhat Bey. İlk konunuz da Yasemin. Evet hocam başladık. Bu hafta yepyeni konuklarımızla beslenme üzerine konuşacağız. İlk konumuz Yasemin. Hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeli? İyiyiz, günaydın. İyiyiz. Burada iki zıt karakter olduk. Evet. Ben biraz sonra davacı olarak bir açıklamam var olacak. Galiba. Öncesinde programımızı devam ettirelim. Ben sonrasında seyircimizle bir şeyler paylaşacağım. Yani talk show değil, duruşmadayız. Pekala. İsterseniz önce bir geçen haftanın seyirci kazananını görelim. Evet, görelim. Sonra görelim. Konuşuruz. İzleyicilerimizin yorumlar aracılığıyla ilettiği oylarla geçtiğimiz bölümün seyirci kazananı Yasemin Şef oldu. Tebrikler Yasemin. Bravo, tebrikler. Bravo. Gerçekten tebrikler kendisine. Kapağı açalım. Şöyle. Ben hiç söylemeyeceğim şu çıkmasın, bu çıkmasın. Bugün çok optimist bir insanım. Pembeleri de giydim diyorsun. Evet, çok tatlıyım bugün. O yüzden. Geliyor. Bir çıkarsa şu an bence kabulümüz. Enerjiyle diyorsun. Yukarıdan enerji, gelen bir şeyler vardır. Bak, şu an güzel enerji verdim. Patates kızartması. Çok kolay. 1 liraya bitti bugün. Üçüncü bölümümüz patates kızartması. Bu konuda önceden antrenman. Yasemin senin 96 lira 39 kuruşun kaldı. Ferhat senin 96 lira 25 kuruşun var. Güzel. Bu bütçeyi önümüzdeki 3 bölümde kullanacaksınız. Bakalım ne kadar feragat edeceksiniz bütçenizden ortaya. 1,5 lira feragat ediyorum bugün. Güzel bir tabak koymak için. Bugün 1,5 lira vereceğim. Patatesin kilosu kaçtı? İşte yarım kilo alırız ya. 3 lira falandır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yine inanılmaz zor koşullarda bir alışverişe çıkacağız. Patates kızartması şu anda beynim soğuktan çalışacak mı onu bile emin değilim. Aklıma gelen çok güzel bir patates kızartması var. Yağda kızartmayacağım, fırında yapacağım. Patates püresine birazcık işte baharatlar ekleyip, belki birazcık sarımsak falan, biraz da nişastayla onu bir püre haline getirip, sonrasında biraz dondurup kesip kızartmak var. Farklı model bir patates kızartması yapacağım. Üzerine böyle hem çıtırlı hem de güzel böyle akışkan bir sos yapmayı planlıyorum. Peynir sosu yapacağım. Tüm şeyim bu yönde. Şu an ben çok üşüyorum. Alışverişe gideyim. Orada ne alıp ne alamayacağımı bakacağım. Ondan sonra çıkışta konuşuruz tekrar. Hadi gidelim, koş. Haydi gidelim süpermarkete. Dilim pastırma 4,5 lira. Hes artık. Şimdi üçgen peynir var ya simidin içine konan, o daha uygun. Şu an indirime girmiş o. Aldığım peynirden daha ucuz. Ben onu almayı planlıyorum. Hem de 200 gram yani. Ayıptır. Şurada 120 lira, 120 grama 7,55 verdim. Nasıl şey yapacağım onu? Çok da utanırım ama. Alışveriş muazzam oldu, hızlı oldu. Çok ısınamadan hemen dışarı çıktık. Kafamdaki bütün malzemeyi aldım 9.77. İçeride detaylarını sizinle paylaşacağım. Bakalım Yasemin bugün neler yapacak. Ben 9.77 aldım. O bence daha da ucuz halletmiş olabilir. Güzel bir alışveriş oldu. Çok mu ucuz oldu derseniz, hayır, bütçemin güzel bir kısmını kullandım. Diğer bölümler için biraz düşündürücü oldu. Yaklaşık 23 lira küsuratlı bir bütçe harcadım. İçeriye gidince malzemeleri göstereceğim size. Bakalım Ferhat ne harcadı? Bence daha ucuza harcadı. Bana öyle geliyor. Daha uygun yapacak gibi. Neye geliyorsun? Ben şu eritme peynirini, üçgen peyniri 5 küsuratlıydı. Şimdi küsuratını hatırlamıyorum. Şimdi fişe hiç bakmadım tabii. 10 lira 45 kuruş yazıyor. Hayır. Ben o kadar harcamış olmadım. Daha şimdi fark ettim bunu. Gidiyorum markete hesabını sormaya. Bir yanlışlık varsa ben de yanlışımı düzeltirim. Ama onların varsa ben bütçemi kısıtlı kullanıyorum. Çok önemli benim için. Ay ay ay. Ekonomik alışverişte bugün rekor kırmış olabilirim. Toplam 9.77. Bakalım. Mısır nişastası 2.80. En çok parayı verdiğim
değilmiş bu. Limon 0.61. Maydanoz 1.95. Heh, en çok parayı verdiğim aslında 2.70'e sarımsak. Yani demek oluyor ki sarımsak çok efektif kullanman lazım bugün. Ve son olarak bir tane patatesim var. 2.27. Hepsi bu. Az malzeme, öz malzeme. Bakalım ne çıkacak. Ekonomiyi seviyoruz. Son hafta niye bu kadar çok para arttırdığıma dair soru işaretlerim birikmeye başladı. Ama bence ihtiyacım olacak o paraya. Yanılsama olmuş. Reyondaki o indirim farklı yerde yazılmış. Biz oradan almışız ama ben istediğimi aldım. Ve 5 liramı da aldım. Ve şu anda yaklaşık herhalde bir 19 lira. Yine geçen hafta gibi. Yine bir 19 lira herhalde harcadım gibi. Bakalım. Küsuratlı. Oh! Rahatladım. Ben 23 küsür lira harcadığımı düşünüyordum ama öyle olmadı. 18 lira 37 kuruş harcamışım. Şu anda elimde tuttuğum şeye 5 lira 45 kuruş verdim. Tek dilim pastırma gibi gözükebilir ama 3 dilim pastırmam var burada. 4 lira 48 kuruş. Taze soğan aldım. 1 lira 27 kuruş. Karbonat aldım bir paket. 1 lira 15 kuruş. Minik bir sütüm var. 1 lira 75 kuruş. Yaklaşık evet 39 gram un aldım. Bu da 15 kuruş. Dünyanın en komik alışverişi olan 2 adet turşum var, 43 kuruş. Patates aldım, 876 gram. Bir tane alacaktım ama dedim ki kadın arkadaşlarımıza yetmez, güzel güzel yesinler. O yüzden 2 tane patates aldım, bu da 3 lira 02 kuruş. Sarımsak koydurdum, bu sarımsak da 90 kuruş. Bu kadar. 1. 2. 2. Güzel. Bitti. Güzel. Seç yerini. Bu taraftayım ben. Neyse ki kafam çok karışmamış bu hafta. Benim bu sefer kafamı karıştırdın Berat, söyleyeyim. Yerleşiyor musun? Evet. Sen ne pastırma aldın? Sorma. Parayı böyle bol keseden harcamak var mıydı ya? Şöyle bol keseden harcamadım. 3 dilim aldım yani. Zar gibi arkasından sen görünürsün. Bakayım. Onun arkasından ben gözükmem ya. Peki şey hissiyatı gelmiyor mu sana? Hani böyle bir anda böyle patlatacaklar bir şey. Çok korkuyorum ondan. O olabilir. Ben mesela gerçekten hani bir şeyler yapayım istiyorum ama sadece şekli değiştirmek ya da işte lezzeti baharatlardan katmaya gittim bugün. Çünkü sanki çok az para kalacak ve bir anda bir etli bir şey isteyecekler ve hiç et alamayacakmışım gibi bir his var içimde. Aslında bir patates indirerek biraz daha az şey yapabilirdim ama dedim ki bunlar doymaz veya az gelir. Ben biraz bol keseciyim biliyorsun. Doymalarına gerek yok. O da doğru da ben işte bu analık yüreğim. Ay mikrofona vurdum kusura bakmayın. Şimdi bir baş güzel sarımsağım var. Onu biraz tuzluyorum. Üzerini kestim. Biraz zeytinyağıyla beraber sarımsaklar yumuşayana kadar fırınlayacağım. Sonrasında o sarımsağın püresini kullanacağım. Ben şu patatesleri soyuyorum. Farklı bir kızartma tekniği uygulayacağım. Önce haşlayacağım karbonatla beraber. Ardından güzel bir aromalı, sarımsak aromalı yağ yaptıktan sonra fırına vereceğim. Patatesi koyup altına açalım. Patatesim epey büyüktü. Büyük küpler haline doğradım. Soğuk suyun içerisinde tuzla beraber haşlanması için bıraktım. Püre kıvamını alabilecek seviyeye gelene kadar da haşlayacağım. Şimdi buralarda biraz takılayım. Şu anda bitti gibi. Bekliyorum. Orada pişiyor, burada pişiyor. Maydanoz ayıkladım. Su kaynadı. Şimdi kaynayan suya karbonat ekliyorum. 1,5 paket ekliyorum. Süper. Böyle fokurdarken patatesleri içerisine ilave edeceğim. Ve yumuşayana kadar burada haşlıyorum. Karbonat patatesin o dış yüzeyini hafif pütürtülü yapıyor ve fırında piştiğinde daha kıtır kıtır olmasını sağlıyor o yüzey. Tabii ki de kabartma tozuyla da oluyor. Kabartma tozu, karbonat. Onlarla böyle isterseniz yakından göstereyim. Şimdiden başlamış. Böyle bir pütürtülü bir yüzey yapıyor. Yasemin, ne yapıyorsun ya? Buradan bir şeyler geliyor. Karbonat evet. Diyorsun, bir şey diyorsun. Ben bu tarifi bir yerde hatırlıyorum. Evet, bu tarifi biliyorsun. Patates kızartması bölümümüz var. Hala izlemeyenler varsa izleyebilirler. Ama o gün burada bir patates kızartması yedik. Çok yedik gerçekten. Bayağı bir çuval neredeyse patates vardı. Peki sen benim hangi kelimeyi söyleyemediğimi biliyor musun? Hangisi? Patates. Patates gibi bir şey diyorum. Yani özellikle hızlı konuşurken ben patates diyemem. Ama diyorsun şu anda de. Şu anda çünkü zihnimde patates. Var. Ama mesela tariflerin bazılarını izle. Patates, 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 patates. Az sonra 2 tane patates koyacağız diyorum.
Patatesleri sarımsaklı bir yağda kızartmayı planlıyorum fırında. O yüzden şimdi küçük küçük sarımsakları doğrayacağım. Yağda birazcık kıtırlaştıracağım ve o aromasını verecek. Ardından sarımsakları süzeceğim ve o sarımsak aromalı yağda patateslerimi kızartacağım. Evet, tamam, artık üzeri fıkır fıkır olmuş. Aradığım kıvam bu. Birazcık soğusunlar şurada, nerede? Şurada beklesinler. Sonrasında patateslere de bir bakalım. Evet, çok az kalmış. Bir 5 dakikası falan var ama daha. Şunlar büyük olan parçalar, bakın çiğ hala. Çok minimal çalışıyorum. Sos yapımına geçiyorum. Ocağı alayım sizi. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar un koyacağım. Süt ilave edip sos kıvamına geldikten sonra içerisine az önce paketinden çıkardığım üçgen peynirleri koyacağım. Biraz baharatlar ekleyeceğim içerisine. Paprika, karabiber, tuz, kimyon. Ardından ocaktan alacağım ve sosum hazır olmuş olacak. Fırının sıcaklığını kullanarak şurada ayıkladığım maydanozların azıcık kurumasını sağlayacağım. Sonrasında bunları belki mikrodalgada kızartıp yeşil bir toz haline getirebilirim. Kapağını kapatmayacağım çünkü içerisi biraz sıcak, sararabilirler. Bunları da süzelim. Şöyle önce bir nemi de buharlaşsın ki çok fazla nemli olursa çok yapış yapış olur. Böyle bir miktar, 5 dakikaya bekleyeceğim. Buharı uçsun. Şimdi kendime bir baharat karışımı yapmak istiyorum. Böyle yerken hafif o çıtırlıkla beraber hamursu bir doku olacak. O yüzden çok az mahlep ekleyeceğim. Böyle geriden bir kimyon ama kaşık ucu. Tatlı toz kırmızı biber. Tatlı. Bakınız tatlı. Yarım kaşık da ondan ekleyelim. Birazcık da muskat rendeleyelim. Biraz da tuz ekleyelim. Karıştıralım. Tamam, baharat karışımımız burada. Bunlar artık ufaktan hazır gibiler. Yani patatesimizi ezelim. Çok tam muazzam bir kıvam var şu anda. Yalnız bu karamelize sarımsaklarda güzel bir şey yok. Kokusu inanılmaz. Bunu normal salata soslarınıza vesaireye de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyuyla karıştırıp. Yani karamelize soğan güzel bir şey ya. Karamelize sarımsak ondan 10 kat güzel bir şey. Şimdi içerisinde bol baharat ve sarımsak olduğu için limon kabiğiyle ona dengelemek için limon kabuğu kullanıyorum. Şimdi artık baharat karışımını da ekleyebilirim. Yalnız size sarımsakların nasıl püre haline geldiğini göstermek istiyorum. Bakar mısınız yani? Bence patatesten daha yumuşaklar. Evet, artık elle dokunulabilir kıvama geldi. Şimdi nişasta ekleyerek birazcık kıvamı sertleştireceğim. Normalde sevmez hamur işini. Başladı bugün hamur açmaya. Olacak iş değil. Ne oluyor ya? Ne yapayım? Sen söyle, ben ne yapayım? Yani kızart işte patatesi. Sen öyle mi yaptın? Yok. Sayıyla aldığım pastırmalarımı şimdi minik küpler haline doğrayacağım. Daha sonra da yağda kızartacağım onları. Biraz içerisine farklı baharatlar koymayı planlıyorum. Bir şey diyeceğim, boynuma galiba çemen sürdüm. Nereye sürdün? Boynuma çemen sürdüm galiba. Tabii bu pastırmanın içine bir de turşu da koyacağım. Yeme diyemem. Ayrı konu ama... iki tane. İki parmak aldım ya, iki parmak. İnsan üç pastırma alıp iki turşu alır mı ya? Evet. Niye? Bir tane mi alaydım? Yani bunu biraz fazla alıp onu biraz az alabilirim. Beni biliyorsun. Vazgeçmem. Beni biliyin diyor. Beni biliyünü merak edenler Adana videosuna. O jet hızıyla yaptın. Beni biliyin. Taze soğan biraz doğrayacağım. Bir de turşuyu minik minik doğrayacağım. Daha sonra o kıtır için böyle bir garnitür tarzı bir şey hazırlayacağız. Kasenin içerisinde hepsini karıştıracağım. Kızartmak için yağımı koydum. Altını açtım. Öncesinde hamurdan bir parça koparıp içerisine atacağım. Nasıl kızardığına, dokusunun neye benzediğine bakacağım. Ona göre de hamurumu şekillendirip hızlı hızlı kızartacağım ve bitireceğim. Maydanozlar da biraz kurumaya başladılar. Sonrasında onları da mikrodalgada çıtır hale getireceğim. Sonra toz yapıp üzerine serpeceğim. Ben biraz Ferhat'ın yanına gideyim. Ha, geliyor. Gördüm. Orada bir şeyler kızarıyor. Sen ne yaptın? Bitirdin galiba.
Ya benim bitti. Beni bekliyorsun. Seni bekliyorum. Çok uzun az kaldı süre oldu. Çok bu az bir kaldı. Sabotaj bence. Kim yaptı sabotajı? Saatlerdir sürüyor. Kim yaptı ki o? Ben mi yaptım? Bilmiyorum yani artık kim yaptı. Seni orada acaba yanlış yönlendirmiş olmasınlar? Farklı bitiriyor falan mı dediler sana? Ne bileyim senin de aynı sürede biteceğini düşündüm ben. Oo, herkes bize mi oynuyor burada ya? Şş, neler oluyor? Elimde kızgın yağ var. Tehdit. Berat... Hayır, şuradan şantaj. Berat geçerken Berat'ın üstüne sıçratacaktım, yapamadım. Kızgın. Berat kızgın. Yak ya, ne kızacağım. Yak ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir haftadır işkence ettim. Buralarda terör estirdim. Seviyorum. Ya olur öyle şeyler ya. Siz niye böyle bir savaş... Savaşmayın. O kadar. Kokusu şimdiden nefis olduğunu bence belli ediyordur. Ben bugün sarımsaklı, yağlı, fırında pişmiş ama önceden haşlanmış çıtır bir patates yaptım. Hafif soğumasına rağmen hala çıtır çıtır. Üzerine de farklı baharatlarla hazırladığım eritme peynirli bir sosum var. Onun üzerinde de çıtır pastırma, taze soğan, kornişon turşu ve kıtır sarımsaklar var. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Deneysel patates kızartmamla yine ben geldim. Patates püresi içerisinde sarımsak püresi, baharat karışımı var. Ondan sonra nişastayla birazcık kıvamını bağladık. Elimde düzleştirdim. Bol yağda kızarttık. Birazcık mücverle patates kızartması arasında bir tadı var. Üzerinde de çıtır maydanoz parçaları, birazcık tuz ve limon. Bu kadar. Afiyet olsun. Patates sevmeyen insan var mı bu arada ya gerçekten? Ben hiç sevmeyen biriyle tanışmadım hayatımda. Yani patates kızartmasını sevmeyen vardır ama patates sevmeyen insanla tanışmadım. Buradaki tabakta inovasyon söz konusu. Limonla yenecek bir patates kızartmasının verdiği bir merak var. İkisi de çok güzel patatesler yaptılar. Sağındaki tabak herhangi bir Yemek Koyun izleyicisine gösterdiğiniz zaman direkt Ferhat'ın yaptığını anlar. Evet, Ferhat'ın tabağı. Burada hafif bir pişi esintisi var. Pişi deneyimi var. Berat'a katılıyorum o noktada. Buradaki tabaktaki ise tabii daha önceden gördüğümüz bir tarife benzerliği var. Bu da tabii ki de Yasemin'in yaptığı bir tarif olduğunu gösteriyor. Sadece birkaç element eklemiş gibi üstüne. Burada daha çok böyle Avrupa'da gördüğümüz batı esintili bir tabak var. Burası daha böyle standart bir patates gibi sosuyla gönülleri fethetmeye çalışmış gibi. Mete gözünün oldu hangisi söyle onu almayayım. Bu muydu? O zaman bunu alırım. Gözümün kaldığını alayım. Teşekkür ederim efecan. Biri de bize sorsaydı keşke ya. Hangisinde gözüm var diye de işte. Sona kalan. Bu zamana kadar tattığım birçok yemekte asidin fark yarattığını gördüm ama bir patatesse bu kadar basit bir harca bu denli katkı sağlayıp fark yaratacağını hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten limon dokunuşu çok çok yerinde. Açıkçası görüntüsüyle fazla yağlı olacağını düşündüm. Çünkü yaparken de yağda kızarttı Yasemin'in. Aksine Yasemin fırında yapmıştı. Ama yedikten sonraki o yağlı ve yağ çıkmış hissi hiç gelmedi bana. Biz burada limon mu öveceğiz, patates mi öveceğiz? Şimdi önemli olan nokta o. Patateste tat yok. Metin'in deyişiyle yavan bir tadı var patatesin. Ama limonla bambaşka bir yöne gidiyor. Ferhat'ın zaten bu limonları imza limonlarıdır. Böyle yanak dilim kestiği. Gerçekten limon çok fazla şey katmış. Sarımsağın o fırınlanmış hali damakta en son o kalıyor. O açıdan da çok başarılı. İçinde çok hafif nişastanın vermiş olduğu yumuşaklık var. Ama onun dışında dış katmanın o kadar çıtırlı onu örtüyor. Limonsuz yemeyin. Ferhat yine bir şeylerle uğraşma eğilimine kapıldı yani kendisini rahat hissetmiyor. Ama maydanoz birazcık yani sadece bir görüntü gibi bence. Buna olan ilgimi bu tabak belirleyecek. O karbonatla yakalamak istediği doku evet burada. Patatesle ilgili bence tekniğinde hiçbir sıkıntı yok. Pastırma çok ayrı bir noktada. Ben buradaki sıkıntıyı pastırma gibi çok aromalı bir etmen olan köriye bağlıyorum. Çok rol çalmış pastırmadan. Adında bile köri geçmiyor mesela bu yemeğin. Adeta köri soslu patates bu. Köriden ziyade taze soğan tadı geldi ağzıma. Tabağa baktığımda bir şeyin öne çıkacağını çok düşündüm. Peynirin veya patatesin veya pastırmanın. Ama böyle öne çıkan şeyin soğan ve sarımsak olacağını düşünmedim açıkçası. O yüzden birazcık beni üzdü.
Bunu mutfaktan kullanabildikleri malzemelerden olan baharatları kararında kullanmalarıyla ilgili bir eleştiri olarak algılansın isterim. Çünkü köri gerçekten bu tabakta ilk bakınca akla gelecek şeylerden biri değil. Adeta köri soslu patates bu. Ama kendisinin söylediği gibi birazcık salata havasında yaptı bu tabağı. O hissi vermiş, yani dediğini başarmış olduğunu düşünüyorum. Açıkçası patatesin daha fazla öne çıkmasını isterdim. Şimdi arkadaşlar bakınız burası çok önemli. Kötü bir şey mi yedim? Hayır yemedim. Ama limonla yediğim için söylüyorum bunu. Limonu at, beğenmediğim bir şey yedim diyelim. Burada sossuz da, sosuyla da, pastırmasını da çıkar. Yani herhangi bir elementi de çıkarsan sevebileceğim, yiyebileceğim bir şey var burada. Yasemin'in tabağı daha güçlü bir tabak olduğu için bu haftaki oyun buraya gidiyor. Tabii ki bu değerlendirmeler bizim değerlendirmelerimiz. Tavuk kanadı bölümünde karamelize soğan elementi ön plandaydı tercihimde. Sufle bölümünde pul biber ön plandaydı tercihimde. Bu bölümde de Yasemin'in patatesindeki köri tercihi ön planda. O yüzden yine her elementinin çok doğru bir biçimde kullanıldığı, limonla imza atıldığını düşündüğüm bu tabağı Ferhat'ın tabağını seçiyorum. İkisinin de lezzeti bana çok uyuyor. İkisinin de arasında çok kaldım. 150-150 diyebilirim. Yani fiyat performans olarak Ferhat'ın tabağı bir tık önde. O yüzden Ferhat'ın tabağını seçiyorum. Bence durumu birazcık yanlış değerlendiriyorsunuz. Oradan size bir mesaj vereceğim. Seyircimiz de duysun istiyorum. Şimdi sonda arkadaşlarımız tadıyorlar, değerlendiriyorlar. Orada serbestler, dilediklerini söylemekte özgürler. Yemeği beğenmeyebilirler, bu olmamış, her şey diyebilirler. Her şey kabulümüz. Ama videonun içerisine yorumlarını aklayacak şekilde oraya bir ibare bırakamazlar. Pul biber dökülürken şurada görelim onu da. Bu çok olmamış mı? Allah Allah! Kime göre çok olmamış mı? Ona ben karar veririm. Siz sonrasında dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama seyirciye burada ne deniyor ona? Yorum mühendisliği yapamazsınız hocam. Bunu buradan bildirmek istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu kadar büyüteceğiniz bir durum yok yani. Açıklamasını yaptı. Evet. Ona göre. Videonun sonunda gerekli açıklamayı biz de yapacağız. Ne demek? İşte ben sadece seyirciyi bilgilendirdim. Sizinle ilgili bir şeyler sorayım. Teşekkürler. Seyircilerimizi biz de bilgilendirelim. Evet arkadaşlar, sona bir yorum sakladım. Bu videonun kurgusunu yapan benim. Zaten çekimde de hep beraberiz. Yani A'dan Z'ye, çekiminden yayınlanana kadar olan süreçte de aktif olarak rol oynuyorum. Günün sonunda da oradaki yazıları yazmak falan benim görevim olmuş oluyor. Orada olan yazılar hiçbir şekilde benim söylemlerimi içermiyor. Onlar videoyu izleyen herhangi bir insanın sorabileceği sorular. Ki bakınız, şuraya ekliyorum hemen şuraya. Kaşım ucuyla attım dediği biber fazla. Geçen haftaki yorumlardan da görüyoruz zaten bunu. O nedenden dolayı ben kendi yorumumu ya da oyumu haklı çıkarmak için oraya yazı yazmışım falan, bunlar olmuyor Ferhat Şef'im, yani size yakışmıyor. Böyle küçük oyunlarla böyle buraları bulandırmayalım şimdi ya. Yolumuza bakalım. Bir güzel patatesi yiyelim beraber. Devam. Herkesin sevgilisi patates kızartması bölümümüzün, yani 3. bölümümüzün kazananı. Bu arada şaka maka 3. bölüm oldu. 4'e başlayacağız. Kazananı 2-1 oyla Ferhat sensin. Tebrikler. İnanamadığınız gibi geldi bana sanki. Ben Yasemin'inkini beğendim çünkü pastırması, kreması falan çok hoşuma gitti. Bir de ben burada benimkinden bayağı çok yedim. Bana artık ağır gelmeye başlamıştı. Bir de soğukken de yedim. Belki o ağırlığı kaldı ağzımda. Şey de olabilir. Belki fiyat performansla alakalı bir seçimde olmuş olabilir. Çünkü çok lezzetliydi benimki. Evet. Ben şeyim yok yani. Bu arada çok dengeli iki tabak vardı ama Yasemin'inki benim damağıma daha şeydi, yakındı. Hitap ediyor. Evet. Yani bence seninki de çok lezzetliydi. Hadi birbirimizi övmeye devam hadi, edelim. Hadi övelim birbirimizi. Eğleyelim. Bizleri şaşırtmaya devam ediyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bunu bir izleyicisi olarak söylüyorum bu konseptin. Sadece tadan arkadaşlarınızdan biri olarak değil. Ellerinize, kollarınıza sağlık. 4. bölümde görüşüyoruz. Görüşürüz. Biliyorum birazcık gerginsiniz. Ne çıkacak? Pahalı bir şey çıkacak mı? Bizden ne isteyecekler diye. Bu tabii ki sır olmaya devam ediyor. Ancak ben bütçeleri size bir hatırlatayım. Ferhat, önümüzdeki bölüm ve devam bölümlerde kasandaki bütçen 86 lira 48 kuruş. Para harcamamış gibiyim. Zaten öyle oldu. Ben yandım. Yasemin, senin kasanda ise 78 lira 4 kuruş var. İyi, çok değil yani ya. 8 lira bir şey değil. Evet. Misut'a bak. Ekleyip göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Ve sevgili izleyicilerimizden bu bölümün seyirci kazananı için yorumları da bekliyoruz. Aynı tek zamanda tek sayıyoruz zevkle. Hiç problem değil. Saymaya da devam edeceğiz. Dış ses bizzat kendisi sayıyor. Bu yüzden de bence abone olmayı da hak ediyoruz. Kesinlikle tüm ekip olarak. Artık abone olun lütfen. Beğenmeyi de unutmuyoruz. O zaman biz bütün ekip buralardayız. Bir sonraki Kaça Olsa Yaparsın bölümünde
Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.